Herkese merhaba. İşimiz Güzellik programından bugünkü konuğumuz sevgili Hamdi Alkan. Gerçekten çok güzel ve çok böyle dolu dolu bir program bizi bekliyor. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla eviniz çok renkli. Yani bu tablolar muhteşem ve bir o kadar da içeride var, gezdirdiniz. Var var, evet. Hep seviyorsunuz. Bu, çok seviyorum. Yani hem her gün baktıkça resimlere ya da işte topladım koleksiyonları. Hep yeni bir şey görüyorum, yeni bir şey keşfediyorum. Bunlara vakti zamanında işte bir şekilde zaman içerisinde sahip olmak, tabii ben geliştiriyorum da, değiştiriyorum da. Yani benim başka bir hayatım, öyle söyleyeyim. Yani nefes almamı sağlıyor. İşte diyorlar çok eşya var, boğulmuyor musun vesaire. Ben tam tersi, benim bunlar nefes alanlarım. Benim bunlar dışarıdaki hayattan bir anlamda kaçış alanlarım ve en önemlisi beslenme alanlarım. Boş ev bazen bazı insanlara çok yalnızlık hissi veriyor. Ama böyle ben de dolu evi severim. Böyle renkli evi çok severim. Bana bir şeylerin var olduğunu, bir yaşam olduğunu hissettiriyor. Doğru, doğru. Bir de burada daha önceden zaten sahiplenilmiş eşyalar var. Yani ben mesela yeni kitap tabii ki çok alıyorum ama bir de böyle sahafiye dediğimiz daha önce koleksiyonerler tarafından edinilmiş bir şekilde. İşte hikayelerini bilemiyorsunuz ama işte sahaflara düştüğünde ya da müzayedelere düştüğünde eğer benim ilgi alanımdaysa, bütçemde uygunsa mutlak surette sahip olmaya çalışıyorum. Bu anlamda işte edebiyatçılarımızın çok değerli imzalı kitaplarını topladım. İlk baskıları var. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Özellikle 17. yüzyıl, 1600-1500'lü yıllarda basılmış o kitapları çok seviyorum. Düşünebiliyor musunuz? 1500 yılından bir kitabı tuttuğunuzda Latince bir kitap. Diyeceksin ki ne anlıyorsun, Latince biliyor musun? Belki bilmiyorsun ama şu duygu çok değerli geliyor bana. Ya 1500 yıl işte 500 daha koyun, neredeyse 600 olacak yakında. 600 yıldır elinizde yaşayan bir eser var. Nelere tanıklık etmiş, neler görmüş, ne devrimlere, ne gelişimlere, çağ kaç tane çağ yaşamış. Bu bile ayrı bir heyecan. Evet, evet. Çocuklarıma da kızlarıma da bunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde şey diyorlar, onların merakı var mı vesaire. Ben hiçbir şeyi zorlamıyorum. Çünkü bende kimse bir şey zorlamadan, kendiliğinden gelişen bir duygu. Mustafa abim vardı Almanya'da şu anda. O böyle kendince bir sinema makinesi icat etmişti. Bir küçük, eskiden böyle şeyler vardı biliyorsunuz. Büyüteçler, evet. İçine böyle slide gibi işte filmi koyardınız, bakardınız. O böyle bir ayna. Aynadan güneşin yansımasıyla büyüteci koyar. O büyüteçle birlikte duvara o büyütecin boş görüntüsünü çıkarır. Araya da filmleri koyardı. O beni çok etkilemişti. İşte memleketim Antakya'da da Gündüz Sineması vardı. Meclis binası. Maalesef şimdi yok. Yıkıldı. Evet. Onun altına gider hep toplardım. Eşelerdim, karıştırdım. Oradan başlayan bir toplayıcılık. Biz tarih toplayıcılarıyız. Öyle niteliyorum kendimi. Benim gibi böyle yani bir elin belki 5 parmağından fazla değil, 10, 15, 20, 30, 50 kişi vardır bu işle ilgili ama onların da çok özel, çok değerli koleksiyonları var ve hepsi bir şekilde hayata geçiyor. Ben de bazen katkıda bulunuyorum tabii. İşte atıyorum, eczacılık tarihiyle ilgili bir kitap yazılacaksa bana soruyorlar, ya Hamdi Bey diyorlar, sizde şu reçetelerden var mıdır? Bir karıştırıyorum, buluyorum, faydam oluyor. Onun dışında memleketim Antakya ile ilgili iyi ki böyle bir arşiv yapmıştım. Onu da Antakya Ticaret Odası'na devretmiştim. Onların hepsi sapasağlam duruyor. En azından şehir yeniden inşa edildiği zaman o fotoğrafların, o faturaların, o yazışmaların, o haritaların söyleyeceği çok şey var. O yol haritasını oluşturma konusunda da zannediyorum yardımcı olacak. Hani böyle bir avuntu bizimki de. Evet. Yani aslında tarihini bilmek çok önemli bir şey. Her tarihi, evet, bilmek çok önemli. Doğru. Çünkü tarih, benim gözümde tarihini bilmeyen geleceğini de çok fazla bilmiyor. Ben tabii öyle bakıyorum yani. Çok doğru bakıyorsunuz. Kopukluk oluyor yani. Kopukluk ve bazı belgeler var ki işte böyle bazı belgeler tanıklık ediyor. İşte bir kitap, bir fatura, bir mektup, bir yazı, bir fotoğraf. Çünkü biliyorsunuz hani sinema dediğin şey işte 1912-13'lerde, 15'lerde, şimdi tarihini hatırlamıyorum, Fuat Uskunay'ın o Ayastafunos anıtının yıkılmasını çekmesiyle Türkiye'de başlayan, dünyada da hani 19. yüzyılın sonlarında başlayan bir hikaye. Ondan önce daha çok işte fotoğraf var. Yani 1950'lere kadar çok yoğun böyle
fotoğraflar, kartpostallar ama bunların hiçbiri kalmadı işte görüyorsunuz. Artık hayır. Biz birbirimize ne mektup yazıyoruz, ne hiç. Kart atıyoruz. En azından onları yaşadık. Hani bu nostalji olarak algılanmasın, çok değerli. Çünkü bir edebiyatçının yazdığı bir kartpostalın içinde öyle bir hikaye buluyorsunuz ki o hikaye ileride başka yere bağlanıyor vesaire diyorum ya hani böyle küçük küçük boşluklar var. Bu tür koleksiyonlar o boşlukları doldurma anlamında çok faydalı. Gerçekten öyle. Ben de şimdi bakınca böyle bir çok böyle geçmişe gidiyorsunuz biliyor musunuz? O yazılara bakınca o 1400 yılları açıyorsunuz. Hakikaten çok insanı ruhunu farklılaştırıyor açıkçası. Peki Hamdi Alkan nasıl bir adam? Ben merak ediyorum. Yani Hamdi Alkan nasıl bir adam? Ben hayatım içerisinde özellikle dakik bir adamımdır. Gittiğim yerlere vaktinde gitmeye çalışırım. O anlamda düzenli ama kendi özel hayatı içerisinde acayip dağınık bir insanımdır. Ama o dağınıklığımda muazzam bir düzeni vardır. Hani bana deseniz ki şöyle bir şey, şu masa, işte şurada dağınık bir masa var, onun içerisinden bulurum. Yani yeter ki birileri gelip kurcalamasınlar. Hani hep söylerim, benim dağınıklığımın bir düzeni var. Herhalde mühendislikten kaynaklanan olabilir, bir şey bu. Olabilir. Evet, yani böyle yani çalışma biçimim bu. Çok dağınığım, o yüzden hani bazen arkadaşlarımız geliyor böyle bir ürküyorlar ya bu işte nedir sen ne yapıyorsun ya acaba bir şey ya, bu böyledir yani mesela Turgut Özakman rahmetli çok sevdiğim hocam onunla beraber Ankara'da bir sinema filmiyle ilgili çalışırken onun da evine gittiğimde yani onda da o şeyi gördüm böyle kitaplar her yerde kitaplar geçenlerde yine bir hocamızın evinde yine böyle kitaplar çünkü o böyle olması gerekiyor. Hani bu dijital bir şey değil. Evet, evet. Onlar evet. Çıktığı zaman hani dijitalde alırsın dosyayı bakarsın derler. Bunlar böyle deste deste olması gereken. Yani çünkü 5 dakika sonra o belgeye ulaşman gerekiyor. Dolayısıyla onun senin bir şekilde gözünün önünde olması icap ediyor. Bendeki sistem de bu. Onun dışında kötü olmamaya çalışan bir insanım. İyi olmaya gayret ediyorum. İyilik çok değerli bu zamanda. Kesinlikle. Hani sözümde durmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii her şeye yetemiyorsunuz. Çünkü iyi olmak çok şimdi komik geliyor. Hepimiz iyi insan olalım vesaire ya. O kavramlar çok unutuldu. Vefa, iyilik, paylaşım, empati filan alın gidin edin. Hele bu sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri eline alan hemen daha bir şey yok ama ha böyle mi demiş ya. Geçenlerde yani içimde bir ukde kaldı. Hani bir emeklilik muhabbeti geçti. Ya ben dedim ki işte emekli maaşları o kadar şey benzin deposu dolmuyor. Yok işte emekli maaşlarını eleştirdi şudur. Ya eleştirmeyecek bir şey yok. Gerçek bu yani. Bu nedir ya? Şimdi bir gerçek var. Bunu gerçek. Söylemek eleştirmek değil ki. Yok sen işte zamanında çok paralar kazandın da efendime söyleyeyim tutup şey yani. Hayır bakın şunu söyleyeyim ben Bağkur emeklisiyim. En üst düzeyden emekli oldum. 40 senede bu sanata ve hala hizmet etmekteyim yani. Bu böyle bir şey. Hani bunu söylüyorum ben bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Yoksa biz bu ülkeye o kadar çok katma değerler yarattık ki hangilerini sayalım yani. Şükürler olsun vergimizi de ödedik vesaire şudur budur. Hani ama insanlar böyle her şey çok. Ha fotoğraf orada bilmem ne mi? Aa, bir kadeh göründü. İçki mi var? Sen işte bunu aman Allah'ım. Yani neden hiç... böyle hep açık arayan bir milleti sizce? Ya sadece bence dünyanın genel hikayesi bu. Yani böyle insanlarda bir acıtma duygusundan tatmin olma yönü var. Bence bu şundan kaynaklanıyor. İşte empati yoksunluğu var. Empati eksikliği var. Evet. Ya bir bak bakalım ya bir bak. Kolay işler değil bunlar. Ben 10 sene 11 sene aralıksız komedi programı yaptım. Oturdum 6 saat makyaj. Hadi buyurun oturun. Bir yerde bir sandalyenin üstünde 6 saat oturun. Mümkün değil. Binle çarpın onu. Mümkün değil. Daha da bir şey biz bir toplantı yapacağımız zaman bile yarım saat olur mu? Hadi tamam hadi. Makyaj yapıyorsunuz bir de. Yüzünü kapatıyor, kaşını kapatıyor, başını kapatıyor. Buralar nefes almıyorsun vesaire. Ve bu çıkıp 5 dakikalık bir şaka için, 10 dakikalık bir şaka için bir şeyleri söylemek adına. Bunlar emektir. Yani bir takım insanları ya işte atıyorum resim. Bu da şey mi? Ben de yaparım. Bunlar kolay değil. Şimdi o resim oraya gelene kadar, o sergide o duvara çıkmayı hak edene kadar yaşanılan bir hikaye var. Biraz geçmişini düşünelim. İşte empati burada devreye giriyor. Ama bu da nereden kaynaklanıyor? Maalesef kimse doğru dürüst okuyamıyor. Herkes kulaktan dolma. Herkes efendime söyleyeyim gördü. Ha böyle söyledi. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar dünyası. Olmuyor tabii. Bu yüzeyselliği beraberinde getiriyor. En kolay şey de nedir? Eleştirmek vesaire. Güzel bir laf çaktım ben. Tatmin oldum. Ona ulaştım. Tabii. Vesaire. Gibi. Tabii. Ya,
Burada nedir söylemeye çalıştım? Hani nereden nereye geldik derseniz, evet işte iyi bir insan olmaya gayret ediyorum. Etrafıma faydam olsun. Kimsenin kimseye de bu dünyada faydası olmuyor. İnanın biz anlık duygularla yaşıyoruz. Büyük bir felaket yaşanıyor. Evet insanlara deseniz o bir hafta içerisinde herkes canını verir. 2 hafta sonra ses yavaşça düşüyor. 1 ay sonra kafalar artık hiç oraya dönmemeye başlıyor. Aynen. Aradan aylar geçtikten sonra da artık hiç yani çünkü ben her şeyi hesap ederdim hayatımda. Yani gençliğimin ve çocukluğumun geçtiği bir yerin bir şeyin silineceğini hiç düşünmezdim. Ya o da çok ağır enteresan. Kesinlikle. Şimdi bazı şeyler evet hep insanda uhde kalıyor ve soru işareti oluyor. Ben de Malatyalıyım ve gerçekten evet. Orası da çok yerle yeksan. Hani baktığınız zaman %70 yok şu anda hayalet şehir. Ama çok çabuk unutuluyoruz ve en ufak bir şeyde işte yaşadık da zaten bunu. Bir takım değerli isimler de işte seçim zamanı da çok yuhaladılar. İşte şey yaptılar ama orada bir kayıp var. Orada bir psikoloji bozukluğu var. İnsanlarımız ön yargıyla yaklaşmayı ve dinlemeden eleştirmeyi çok seviyorlar. Çok üzücü gerçekten. O konuda evet. Evet. Ya diyorum evet. Salt bize özel değil. Dünyanın böyle bir ekseni başka bir noktaya kaymış durumda. İnsanlar ellerindeki o dijital aletlerle kalabalık olduklarını zannediyorlar. Aslında hepimiz kendi konfor alanlarımızın esiri olmuş yalnız insanlarız. Böyle hepimizin kendi adacıkları var, oluşuyor. O adacıklar içerisinde evet. Çekiliyoruz. Konfor alanımıza dokunulmadığı sürece de son noktalara kadar böyle sesimizi çıkarmıyoruz. Bu neyi beraberinde getiriyor? Daha az konuşan, daha bencil, daha böyle köşeli köşeli insanları bir araya getiriyor. İşte onlar da birbirlerine değdikleri zaman böyle kıvılcımlar vesaire çıkıyor. Ama bu şu demek değildir, umutsuzuz vesaire şudur budur. Asla değiliz. Tabii ki mücadelemize devam edeceğiz. Herkes bildiği işi iyi bir şekilde yapmaya tabii. Çalışırsa, hani nasıl bir insanlığın cümlesini bağlayayım. Hani ben yine güzel şeyler üretmeye çalışıyorum, kalıcı işler üretmeye çalışıyorum, sinema filmleri çalışıyorum, şu anda diziler çalışıyorum. Çünkü bildiğim iş bu. Evet. Bildiğim iş bu yani. Yemek yapmayı bilemiyorum. Turizm rehberliği de yapamam vesaire şu anda bildiğim işten yani arkeolojiden müthiş merakım var. Yani herkes bildiği işi yapmaya gayret eder. Arkeoloji merakınız olduğu belli yani. O... Birazdan kazıya girişeceğiz burada. O çok aşikar. Evet. Peki hani hep derler ya şimdi son zamanlarda bir şey vardır işte. Biliyorsunuz bu pahalılıkla birlikte. Cimri midir Hamdi Alkan? Yok ben hiç cimri değilim vallahi. Hiç bakmayın yani bazıları. Ben 3 boşanma yaşadım hayatımda. İlk eşimden 2 kere evlendik, ayrıldık. Sonra bir 3. evliliğim oldu. Mesela oralardan bakıyorum. Yani kendi çapımda hiç kimseyi mesela en basitinden biliyorsunuz insanlar bir şey durumuna geldiği zaman bir ayrılık ve şey hikayesine bayağı böyle tırnaklar falan çıkar. Elimden geldiğince kimseyi mesela mağdur etmemeye çalıştım. Ben cimrilikle ilgili olarak yok bana cimri diyen ayıp eder yani. Bunu niye hiç. Sordum? Oğlak burcusunuz. Benim eşim de Oğlak burcu. Hı. Oğlak burcu cimri mi? Şimdi tutumlu. Tutumluluk ayrı bir şey. Tutumlu. Ben yok. Evet, cimri. Ama mesela dışarı mı çıkıyoruz? Yemek mi yiyeceğiz? Ya bırak herkes kendi ödesin falan bu. Hani... Ben onu hiçbir zaman yapmam. Yani bunu beni tanıyanlara sorabilirsiniz. Ben yani mümkün olduğu kadar bazen 4 saat oturulan bir masaya 10 dakika geldiğimde çok hesap ödemişliğim vardır. Hadi evet. O zaman bir yemeyeyim. Başım üstüne ne demek? Ne olacak? Dünyanın en güzel şeyi evet, bu ya. Oğlak Burcu'nun şu güzelliği var. Ailesine çok düşkün oluyor. Evlenecek adam diyorum ben. Kimi gördüysem. Doğru, doğru. Oğlak erkeği kimi gördüysem. Bana daha çok beni boşar mısın Hamdi diyenler çok olur. O da güzel. Duygusal mıdır Hamdi Alkan? Çok duygusalım. Hele şu zamanlarda özellikle son 1-1,5 yıldır acayip bir duygusallık içerisindeyim. Gözlerim çok çabuk dolmaya başlıyor. Böyle hiç ummadık anlarda yani hakikaten bazen böyle bir diziyi seyrederken ya da bir filmi seyrederken böyle bir takım sahneler oluyor. Ya diyorum ben depresyona mı girdim, bir şey mi oldu? Yok duygusalımdır yani duygusal. Ve duygu bir derecelendirmesi olsa 10 üzerinden neredeyse 10'un üzerindeyim yani çok duygusalım. Belli etmez ama duygusal. Hani oğlak erkeği çok belli etmiyor. Kendi içinde yaşıyor bazı şeyler ama çok duygusal olabiliyor. Biraz katılıyorum o konuda. Evet belli etmemekle ilgili ama artık valla
şey yapmıyorum, sıkmamaya çalışıyorum yani. Duygusallık kötü bir şey değil ki ya. Gülmek güzel bir şey, ağlamak da bazen. Kesinlikle. Yerine göre. Yani kesinlikle. Ağlamak da bir duygudur yani. Kesinlikle. Yani duygusallıkla şeyimiz. Yani insanlar şunu bekliyorlar tabii, yüzünüz düştüğü zaman vesaire işte hemen o şeyin masanın ya da oturduğunuz insanların enerjisi düşüyor. Hep o konuda bir şey bekliyorlar sizden, hani neşeli insansın, yıllarca bizi tebessüm ettirdin vesaire, hep o misyonu size yüklüyorlar. Evet. O bir yerden sonra yorucu oluyor, insanın yüreğini yoran bir şey. Ama genelde de ben tebessüm etmeye çalışıyorum ve bazen hakikaten çok üzgün olduğum halde bile hani o işin ritmi bozulmasın diye tebessüm ettiğim anlar, tebessüme gayret ettiğim anlar, tebessüm ettirmeye gayret ettiğim anlar çok oluyor. Kızlarınız aranız nasıl? İyi. Küçük olan Urla da 17 yaşına gelmek üzere, geçmek üzere. Şimdi söyler baba ne ara yine yanlış hesapladım. Belki de 16, özür dilerim 16. Bu programı çektiğim şu dakika itibariyle Zeynep de doğum günü. Maşallah. O da, İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Zeynepciğim. Zeynepciğim gerçekten. Doğum günü kutlu olsun. Evet evet, evet. O da artık 24'ünü yavaş yavaş. Bir terazi uğraşmak ne kadar zor. Bende de var bir tane terazi. O fena. O benim çarpı 3'üm. O acayip. İnsanları mutlu etsin, eğlendirsin. Mesela Ayşe biraz daha kendi çerçevesi içerisinde daha böyle... Nasıl söyleyeyim, duygusal zekası yüksek, yani neyi neyin yanında ihmal edebileceğini biliyor, insanları dinliyor vesaire. Zeynep o kadar çok sergen, o kadar çok yüreği açık, o kadar çok yüreğinin gözüyle, yani canını versin yani canını. Ben zaten şey diyorum yani, ne diyorum, belediye başkanı ya da politikacı gibi her girdiği yere merhabalar şey yapamıyor. Çok güzel yani, muhteşem yani. Sosyal olmak güzel ama kendi üzülebilir. Üzülünce de fena üzülüyor. Evet. Yani bazen böyle durgunlaştığını görüyorum. Aslında bunların sebebinin böyle bir yapı olduğunu bilse, bu işte böyle hani. Şimdi sporcu koşar, antrenman yapar vesaire. İşte onun yüreği o kadar çok sevgi dolu ki işte koşuyor, paylaşıyor, ediyor, eğlendiriyor, güldürüyor vesaire. Herkese. İşte o, bakıyorsunuz o kocaman bir genç kız olmuş ama bir kadın olmuş. Ama yürek hala bir güvercin yüreği işte. Yorucu oluyor tabii. Evet, yorucu evet. Oluyor. Terazi burcu canlarım benim. Gerçekten ailelerinde düşkün oluyorlar. Doğru. Ailelerinden en ufak böyle bir negatif bir şey gördükleri zaman böyle üzülüyorlar. O kalpleri çok çabuk kırılıyor. Bilmiyorum yaşıyor musunuz ama. Yaşıyorum. Evet, gerçekten zor. Ben şeyi de çok böyle dikkatimi çekti. Yıldız Teknik mezunusunuz. Evet. Elektronik mühendisi. Evet. Ve 12 yılda bitirmek gerçekten tebrik ettim. Şöyle tebrik ettim. Bu işin içinde olup da okulu bitirmek çok önemli. Bakın bunu ne kadar güzel anladınız. Yani ben bunu espri olsun olarak espri diye söylüyorum. 12 sene falan. Hayır. Ben çok takdir ettim. Evet. Yani sanatla uğraşıyorsunuz. Bir şeye gönül vermişsiniz ama o tarafı da bitirmişsiniz. Yarıda bırakmamışsınız. Bu çok, çok değerli bir şey. Kesinlikle yani buradan da hani insanlar şu anda o kadar çok hani çok özel üniversite var, özel okul var, şu var, bu var. İmkanlar çok. Yani hatta şeyleri duyuyoruz işte Ukrayna'da mı? Tabii savaş var şu anda ama o bölgede neredeyse ücretli diplomalar alındığını duyuyorum. Tabii canım. Mesela tıp bunlar, okuyan var hocam ücretli yani. Yani bunlar tabii şöyle bir şey. Kendimizi kandırmaktan kesinlikle öteye gitmez. Ha ben elektrik mühendisliğinden çok iyi anlıyor muyum? Çok iyi anlamıyorum ama yarın öbür gün hani belli bir hatırlatma eğitiminden geçsem, hani staj gibi bir şey yapsam belli konularda bilgi sahibiyim. Mesela elektrik motorları üzerine yapmıştım ben stajı. Şişecam fabrikasında, Topkapı'daydı o zaman, o yoktu. Yani orada herkes böyle giyerdi şeyini. Ben direkt işçi tulumumu giyip, hiç böyle mühendislik okuyorum. Her şeyi çekirdeğinden öğrenmeye çalışmıştım. Bayağı bir şeyler öğrendim, hatırlıyorum da. Yani ama önemli olan da o değil mi? Şu kesinlikle anda bizde şöyle bir şey var. Aa efendim ben mühendis oldum. Asla o maaş çalışmam. Ben işte arabamı verin, kran tuvalet giyineyim. Öyle bir sistem yok. Bence her şeyin böyle mutfağına girip bir şeyleri öğren ki sen ondan sonra bir maaş talep et. Ya da ondan sonra ben bu işin en iyisiyim diye bir böyle düşünen çok az kişi var şu anda ya. Maalesef. Şu anki gençlerde yok yani. Biz herhalde böyle bir yoldan geçtiğimiz için ben bu kendi televizyon, sinema ve tiyatro maceramdan da hikayem yine en temelden, en dipten başlayan 3 gün Bebek Parkı'nda orada bir kahvehane var. Üstümüzü tuvalette değiştirdik. Bir replik için ya da bir plan görünebilmek için beklediğimi hatırlarım bir komedi programında. Beklerdim. Bazen de hiç olmazdı, giderdim. Neden komedi?
Yani şöyle, herhalde bizim işte biraz Serdar Antakyalılık olması. Antakya çünkü çok renkli bir coğrafya. Biraz da babamdan etkilendim zannediyorum, rahmetli. Babam benim çok renkli bir kişilikti. Adliyede 32 sene baş mübaşir, bir de bir baş gardiyanlık. Toplam 40 sene bir devlete hizmeti olmuştu. Çok renkli hikayeler anlatırdı. O hikayeler zannediyorum bendeki o temaşa duygusunu, o gösteri duygusunu tetikledi. Babamdan zannediyorum etkilendim. O hakikaten çok hani doğal mizah insanı, doğal komik dedikleri bir insandı. Onun etkisiyle beraber insanları neşelendirmek, çünkü güldürmek güzel bir şey. Hani yüzün en güzel makyajı tebessümdür ya. O tebessümlü insanları görebilmek işte ortak bir payda. Yani çünkü şöyle düşünün. İnsanları aynı anda güldürebilirsiniz ama iki dakika içerisinde aynı anda iki dakikada ya da bir dakikada ağlatmak biraz zordur yani. Biraz da o herhalde. Yok, o gerçekten hani diyorlar ya, hep komedide oynadın. Hiç işte dramda oynamak ister misin? Hani ben yaptım o işleri. O, ben mesela Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni'nin süt kardeşiydim. Muazzam Yahya Efendi. Çok iyiydi. Ters köşe bir rolü. En son ondan sonra bir Aziz dizisinde yine misafir oyunculuğum vardı. Orada da papaz oynamıştım. Hep böyle dini adamlar öyle. Yani tiyatroda da çok hikaye, dram konusunda zamanı gelince mutlaka bir gün görürsünüz. Yani şaşırtıcı derecede etkileyici olabileceğimi düşünüyorum yani. Çünkü daha önce tiyatroda da tecrübe ettik bunu. Bir de şimdi evrim geçirince böyle hani kilolar gitti vesaire, saçlar beyazladı, sakallar şudur. Evet, 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 evet. Yani böyle olabilir. Hani mesela ben Şener abinin de çok örnek aldığım sanatçılardan biri. Muhteşem bir oyuncu. Bakın onun yani komedi geldikten sonra ikinci Bahar dizisiyle yüreklerimize kazındı ya da filmlerinde, yani bence dünyada çok değerli filmler. Dünyada diyebilirim, bir Muhsin Bey, bir Züğürt Ağa. Bunlar aklıma gelenleri söylüyorum. Muhteşem eserler. Kısmetse bize de olur inşallah. İnşallah. Peki biz sinema sektöründe, işte atıyorum komedide, dünyada neredeyiz? Yani nereye koyarız kendimizi? Dizi koyarız sektöründe valla dünyada Amerika ile çekişiyoruz. Bence hatta ve hatta neredeyse yani Orta Doğu'yu da ele aldığınız zaman dizi ihracatında başa oynuyoruz televizyon dizisi. Çünkü bizim meslektaşlarımız, ben de dahil, ben de çok uzun zaman o işleri yaptım. Yani binlerce bölüm dizi çektim. Bir mucizeyi gerçekleştiriyorlar. Haftada 125, 130, 140 dakikalık drama gerçekleştirmek. Evet, yani diziler çok uzun. Ya diziler çok uzun ama şu anda bu işin isteneni bu. Yani burada herkes ya 140 dakika, o senaristin gözlerinden öperim, o yönetmenin ellerinden öperim, o sete çay getiren arkadaşın, setçinin yanaklarından, ellerinden öperim, o ışığı yapan arkadaşların ellerinden, yanaklarından öperim. Çok büyük bir emek ve dolayısıyla bir şey tuttuğu zaman da tabii ki bunun ihracatı da oluyor. Hem ülkeye bir katma değer yaratıyorsunuz, bir gelir yaratıyorsunuz, hem de ülkenizin tanınması anlamında önemli. Yani buna kimse tepki koymasın. Biz daha Amerika'ya gitmeden Amerika ezberletilen nesiliz yani. Ben New York'a ilk indiğimde ya dedim ben burayı biliyorum. Neden? Çünkü Hollywood filmleri o kadar çok zihnime kazımış ki. Şimdi en azından Türk dizileriyle şeyi duyuyorum. Türkçe öğrenenler var mesela. Çok enteresan geliyor bana. Valla Dubai'de fuarlara gidiyoruz biz. İşte estetikle alakalı. Müthiş bir Türk hayranlığı. Evet. Böyle Türkçe biliyorlar. Nasıl öğrendiniz diyorum. Dizilerden diyorlar. Güzel bir şey bu. Bence yani. De güzel yani bir şey. Güzel. Ve dolayısıyla desteklenmesi gerekiyor, beslenmesi gerekiyor. Ama en büyük sıkıntımız şu anda neresindeyiz derseniz dünyanın. Biz iyi bir noktadayız. Sinemada biliyorsunuz pandemiden sonra tekrar taşlar yerine oturacak, değişecek vesaire. Şimdilerde çok büyük bir yine taarruz var. Özellikle sömestr tatilinde, evet. 2024'te girecek en az 15-20 tane sinema filmini biliyorum. Hani biraz daha bizim şeye eğilmemiz gerekiyor. Bu işi üretecek insanlara el atmamız gerekiyor. Vallahi çok iyi oyuncularımız var. İyi oyuncular geliyor ama en büyük sıkıntı yazma. Yazma. Dönüp dolaşıp hikayede tıkanıyoruz. Evet, yani. Yazma bir de. Yazmak. Evet. Senaryo. Çok önemli. Geçen bir yönetmen arkadaşım vardı, Nehir Tuna. Belki duymuşsunuzdur. Hı-hı. Bu Paris'te bir ödül aldı. Ve hep böyle konuşuyorduk onunla da. Dedim ki yani ve çocuk bunun için çok uğraştı. Gerçekten ve bu yıllardır yaptığı bir projeydi. Kendini anlatıyor aslında o projede. Öyle dedi. Ben kendimi anlatıyorum ve çok da başarılı olmuş. Seyretmek nasip olmadı. İnşallah olur en kısa zamanda. O yüzden dediğiniz gibi üretmek çok önemli. Yok şu anda. Üreten kimse yok.
Yani bir dar alana biraz hapsoldu. Yani belli isimler, belli kalemler var vesaire. Ama bizim o konuda özellikle yapımcılarımızın ve tabii ki kanal yöneticilerinin biraz daha bu işi ittirmeleri gerekiyor. Şans vermeleri lazım. Yani cazip hale getirmeleri gerekiyor. Yani bakın evet ekranda görünür kısmı çok heyecan verici ama bir de bunun görünmeyen kısmı var ki yani görünmeyen kısmı da işte senaryo yazarı. Senaryo yazarının önemi yani son 5-10 senedir özellikle 5 çok senedir önemli. Çok arttı. Hani bunu biraz biz ittirebilirsek çok faydası olacağını düşünüyorum yani. Evet. Sosyal medya ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi yeterince sosyal medya yani. Ellerinizden öperim. çok güzel yani. Siz hiç mesela sosyal medyada böyle hani herkes bir şey yapıyor ya sosyal medyada. Instagram'ı çok güzel kullanıyorlar. İşte Twitter'ı çok güzel kullanıyorlar. Ben hani sizin böyle çok aktif bir Instagram'da mesela görmek isterim. Hani skeçlerle. O komediyi oraya da yansıttığınızı çok ihtiyacımız var çünkü bence 90'larda buna. Yaptığımız işleri o kadar garip yerlerden benim bile unuttuğumu yaptığımız işler geliyor ki çok işin trajikomik tarafı şu 1997-98'de yaptığınız bir iş şu anda gündemine bakın kaç yıl geçmiş aradan neredeyse 20 sene geçmiş aradan 30 sene geçmiş aradan belki de sıcaklığını koruyor. Levent abinin skeçleri düşüyor arada. Hakikaten evet onlara ya, bakıyorum. Aynı, yani aynı. Geçenlerde benim de böyle 3-4 tane yaptım. Yani biz çünkü onların yolundan ilerledik hani evet, şekilde evet. Yaptım hiç değişmiyor. Ben hani o tarz bir şeyden öte şu anda yaptığım işleri paylaşıyorum. Sosyal medyayı hani aktif kullanmak yani böyle çok müthiş bir şey gelirse aklıma tabii ki yaparım ederim ama olabildiğince hani başarılara ortak olmak, başarıları alkışlamak işte. Gözümüzün nuru voleybolcu kızlarımızın, kadınlarımızın başardığı o şey mesela muazzam bir şey. Çok. Sonra ona da böyle bir kenardan bir şekilde bir şeyler yazmak çok hoşuma gidiyor ama bunu düşüneceğim. Aklıma geliyor bazen. Geliyor, lütfen. Yapacağım. Olur. Yani senin hatırın için yapacağım. Tamam. Ama çok güzel olur. İhtiyacımız var şu tabii anda ki, yani tabii gerçekten. Tabii. Peki bu şeyle alakalı ne konumdasınız? Mesela günümüzde çok fazla estetikle alakalı işte oyuncular gidiyor bir klinikte işte işlem yapıyor, reklam. Yani bu önemli bence bir sanat camiasında, tiyatroda nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani şöyle insanların kendilerini güzel hissetmeleri çok anlaşılabilir evet. bir duygu. Ama ben her zaman kendi çevremde ki bütün insanlara, kadın arkadaşlarıma, evlatlarıma söylediğim bir ölçü vardır. O ölçüyü kaçırmadığınız sürece, bu işin faydasını gördüğünüz sürece mutlaka yapın. Kendinizi iyi hissettiğiniz. Tabii bu çok değerli bir şey. Yani nasıl ki biraz kilo verdiğinizde ya da böyle bir elbise size yakıştığı zaman böyle aynaya baktığınızda iyi hissedersiniz. Evet işte bu işin botoksu var, bu işin bakımı var, bu işin işte altın iğnesi, gümüş çerçevesi, platin halkası neyse ne işte bir ton şey var. Ama çok abartmadan çünkü bazen de hakikaten hayatını orada geçiren arkadaşlarımız oluyor. Çok fazla oluyor. Yüzle ilgili olarak geri dönüşü olmayan müdahalelerin çok gerekmediği sürece yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü geri dönüşü yok. Bazı şeylerin geri dönüşü yok yani. Geçenlerde bir arkadaşıma da söyledim. Burnuna bir müdahale ettirmiş. Ya dedim ne kadar güzeldi senin eski halin vesaire. Anlattım. Keşke demeyin. Ona gelene kadar da ama yani ben hiç karşı değilim. Tabii ki belli bir ölçü çerçevesinde abartmadan tekrar söylüyorum. Yani çünkü abartıyor. Yani bu işin sonu yok biliyor musunuz? Domino taşı gibi. Aynen, bir yerden öyle. Başladığınız zaman o işin sonunu hastalık haline alamazsınız. Geliyor bu. Yani benim saçlarım mesela böyle bakın benim saçlarım gri gibi. Ben bunu rahatlıkla siyaha ya da şeye ben bunu seviyorum mesela. Ben biliyorum ki yarın öbür gün şuradan siyahla başlasam ama benim sevdiğim şu. Ben kendimle bu anlamda barışım. Önce bir güzel aynada kendinizle barışın. Ondan sonra ne bileyim kaz ayağınız çıkmışsa müdahale ettirin. Efendim, ha dolgular, molgular. Şimdi bir de şöyle şey var yani. Bu günün sonunda medikal sektör, estetik sektörü temelinde sağlık. Aynen öyle. Sağlıktır. Sağlıklı bir şekilde güvenilir ellerde olduktan sonra tabii bu işin ticari tuzağına da yanlış anlamayın düşmeden çünkü burada insanların şey yapmasını da istemem. Mutlak ve surette kendinizi iyi hissettiğiniz imkanlarınız ölçüsünde her şeyden yararlanın.
Bunda en büyük ilk adımında nedir biliyor musunuz? Doğru nefes almayı öğrenin önce. Doğru nefes aldıktan sonra o kadar değerli bir şey. Evet, nefes. Hakikaten öyle yani. Ben onun çok faydasını görüyorum. Eskiden böyle mesela daha heyecanlıydım. Biraz daha kolay sinirlenirdim. Şudur budur. Şöyle bir şey yaptım kendime. El frenim benim nefes. Bir nefes alıyorum. Evet. Tamam. Daha sağlıklı düşündüğümü görüyorum. Evet. Küçük bir tavsiye. Evet. Şimdi şeye geleceğim. Ufak ufak. Bizim bir doktorumuz var. Ali Usta. Dudaklarınız çok tatlı. Şimdi çok güzel. Dolgulu gibi değil mi arkadaşlar? Dudakları. Evet. Çok güzel. Hiç soru söyleyen oldu mu? Oldu. Oldu. Evet. Evet. Yani dudaklarım öyle. O da işte bize babadan kalma ama ben de dolgulu. Çocuklar hangisi öyle? Zeynep. Zeynep'in dudakları bana benziyor. O da böyle şey kalın dudaklı. Ama çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bu da yani bunu iltifat olarak demiyorum. Gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi benim dudaklarım güzel. Gerçekten çok güzel dudaklarınız çok var. Çok teşekkür ederim. Bu yani yakından gördüm şu anda bir olay. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ben güzel çok bir sohbet oldu. Ya ben bugün dudaklarım güzel dendi. Ben bitti. Buraya da. Sizin ne kadar güzel elleriniz. Ay çok teşekkür ederim. O zaman en kısa zamanda bir Kleopatra'ya bekliyorum sizi. Kleopatra genç iksirine. Tamam. Hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. Zaten söylediniz. Evet. Ama hücrelerinizi yenilememiz lazım. Tamam peki. Hücrelerini yenileyelim o zaman. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ediyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Yeni bir günde tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.